Merhaba sevgili izleyiciler. Yine Sağlık Hattı her zaman olduğu gibi tam zamanında başlıyor. Sağlığımızdan bahsedeceğiz tabii ki yine. Çok değerli hocalarımız bizimle birlikte olacak bugün de. Bakın sizin için bugün nasıl bir program hazırladık. Burcu Sarıca'yla Sağlık Hattı programında genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sevim Kuşlu Çiçek, meme kanseri cerrahisi hakkında bilinmeyenleri sizler için anlatacak. Sağlık Hattı'nın diğer konuğu, beyin ve sinir cerrahı operatör doktor Ömer Sökmen ise bel ve boyun fıtıkları hakkında bilinmeyenleri sizler için anlatacak. Az sonra. Evet sevgili izleyiciler, çok değerli bir hocamızla birlikte stüdyomuzda kendisi. Operatör doktor Sevim Kuşu Çiçek'le beraberiz. Genel cerrahi uzmanı hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Teşekkürler. Sizler çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, genel cerrah ağırladık burada ama bayan genel cerrah ilk defa ağırlıyoruz. Sizler için de belki bir farklılık olabilir. Çok yok değil mi hocam? Bayan genel cerrah. Biz çok az görüyoruz. Yani aslında sayılarımız giderek artıyor ama tabii ki oranlarımız az olduğu için evet. Çok fazla ortalıkta gözükmüyor. Birçok hastalıkta mesela genel cerrahlar hep erkektir ve biraz utanılır. Hani özellikle genel cerrah sizin de yelpazeniz çok geniş ya hocam bu anlamda. Evet. Biraz sayar mısınız bize? Ne gibi hastalıklara siz bakıyorsunuz özellikle? Meme hastalıkları, memenin işte cerrahi ameliyat gerektiren, estetik olmayan ameliyatları, anal bölge hastalıkları, hemoroid, anal füstür, karnın içindeki organları ilgilendiren mide, bağırsak, safra kesesi, tüm hastalıkları ve kanser cerrahisi. Yaptığımız ameliyat bir de tiroid cerrahisi. Tiroid cerrahisi de var. Aslında yelpaze en geniş branşlardan biri genel cerrahi uzmanı. Biz bugün özellikle memeden bahsedelim istedik. Meme kanserlerinden bahsedeceğiz. Bu konuda hepimizin çok bilgi sahibi olmamız lazım. Hala eksikler var diyor hocamız. Hala maalesef dördüncü evreye ulaştıktan sonra kanser doktora gittiğimizden şikayetçisiniz değil mi hocam? Evet. Gerçi İstanbul büyük şehirlerde bu anlamda biraz daha bilinçlendik sanıyorum değil mi? Şimdi kadınlar tabii ki İstanbul olarak. Türkiye'nin en büyük şehri, en büyük nüfusu barındıran bir şehir ve bu şehirde çalışan bir genel cerrah olarak tabii ki bize erken evre meme kanseri başvuruyor. Bu son derece güzel bir şey ama ülkenin geneline baktığımızda maalesef istatistikler hala ülkemizde meme kanserinin saptandığı andaki evresinin maalesef çok erken olmadığını gösteriyor. Bu da hepimiz için çok üzücü. Bizim hedefimiz tüm kadınların maalesef korkulu rüyası meme kanseri. Çünkü neden? Meme kanseri kadınlarda en sık görülen meme kanseri. Ölüme neden olan en sık ikinci hastalık. Bu nedenle meme kanseri önemli ve saptanabilmesi, tanı konabilmesi aslında kolay bir kanser. Ama buna rağmen hala genç tanı koyduğumuz zaman ne demek oluyor bu? Kadınlar doktora az başvuruyor demek. Bu bunun göstergesi. Çünkü mesela bir mide kanserini, bir pankreas kanserini daha geç evrede yakalayabiliriz. Çünkü neden? Onlar sessiz tümörler. Çok belirti vermeden de maalesef ileri evrede olabiliyor. Ancak düzenli check-up'a gidiyorsa, tetkiklerini yaptırıyorsa bir hasta bunu anlayabiliyor. Ama meme öyle değil. Meme de erken evre meme kanserini yakalamak için bilinçli insan olmak birinci aşamada önemli. Bir de hep söylüyoruz 40 yaş sonrası mutlaka tüm kadınlar düzenli meme tarama programları yani mamografik tarama yaptırmalarını öneriyoruz. Mutlaka öneriyoruz. 40 yaş sonrası dediniz. Tabii başka risk olasılıkları da var. Bunları da konuşacağız. Daha sık neler görülüyor. Bir de erken evrede bize belirti veriyor olması aslında bizim için bir şans ama biz bunu nasıl fark edeceğiz? Hepsini Sevim hocamızdan öğreneceğiz ama siz bizi arayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Canlı yayında Sevim hocamız buradayken hazır. Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. 0212 912 0403 numaralarımız. Peki hocam erken evrede belirti veriyor dedik. Ne gibi belirtiler veriyor memede özellikle? Şimdi aslında erken evre meme tümörü hiçbir belirti vermeden yakalanan tümör erken evre meme kanseridir. Yani daha kadının eline bir kitle bile gelmeden, meme başı akıntısı yapmadan, koltuk altında bir ele kitle gelmeden, memede deride bir çekilme olmadan bir hastalığı yakalamaktan bahsediyoruz. Bu da şu demek, yani nasıl her kadın
bir simir yaptırıyorsa, kadın doğumcusuna gidip bir muayene oluyorsa, hı hı, memesini kontrol ettirmek için de bir genel cerrahi polikliniğine başvurmalı ve yaş grubuna göre doktor arkadaşımız hastayı muayene ettikten sonra 40 yaş altı hastalarda meme ultrasonu, 40 yaş üstü hastalarda da 40-50 yaş arası mamografi ve meme ultrasonuyla, 50 yaş üstünde de genelde sadece mamografiyle kendilerini yılda bir kere takip ettirirlerse biz erken evre meme kanserini saptayabiliriz, bulabiliriz. Hmm. Yani memede daha bir kitle ele gelmeden yakalayabiliriz. Çok önemli gerçekten. Bir de genetik bir geçiş de var sanıyoruz değil mi hocam? Evet. Meme kanserinde özellikle maalesef onu da çıkar genetik mısınız? Meme kanserleri de var. Genetik meme kanserleri aslında tüm meme kanserlerinin çoğunluğunu oluşturmuyor. Sadece %5 ila 10'unu oluşturuyor. Ama genetik meme kanserlerinde tarama programları farklı, muayene aralıkları daha farklı. Ailesinde 2'den fazla fertte meme kanseri ya da yumurtalık kanseri ya da hem meme hem yumurtalık kanseri bir arada olan fertler varsa ya da annesinde çift taraflı meme kanseri olan kadınlarımız varsa bu kadınlar daha erken yaşta, 25'li yaşlarda genel cerrahi polikliniklerine başvurmalı ve ona göre nasıl takip yapılacaklarını uzman hekim tarafından bilgilendirilmeli, bilinçlendirilmeli. Bu çok önemli. Dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden biri de bu. Yani eğer ailede bir kanser vakası varsa daha erken, yani 25'li yaşlardan bahsediyoruz sevgili izleyiciler, mutlaka bir genel cerrahi uzmanına gideceğiz değil mi hocam? Evet. Çünkü burada da biraz yanlışlar yapabiliyoruz. Biz hani kadın olarak hep kadın doğumcularla ilgili zannediyoruz ama meme tamamen genel cerrahi ile ilgili. Çünkü kadınlarımız kadın hekime gitmek istiyor. Maalesef kadın genel cerrahta çok fazla olmadığı için. Öncelikle her zaman genelde de zaten kadın doğum uzmanlarına gidip onlara başvurup ancak onlar bir genel cerraha yönlendirirse gelebiliyor. Ama İstanbul'da artık böyle değil. Hastalarımız çok bilinçli. Artık Türkiye'de, İstanbul'da da kadınlar böyle hastalıkları için genel cerrahi polikliniğe başvurmaları gerektiğini biliyorlar. Peki hocam siz yılların tecrübesi, siz biraz faydalanmak istiyorum. Kanser deyince nasıl tarif edebiliriz? Bu kanserli doku bizim mememizde neden oluşuyor? Genetik değilse eğer. Şimdi kanser normal dışı hücrelerin çoğalarak vücutta oluşması. Hangi organda yerleştiyse o organın adını alıyor. Midede olduysa mide kanseri, memede ise meme kanseri. Buradaki hücreler normal hücrelerin dışında anormal hücreler. Meme kanserleri de genelde kitleyle ortaya çıkıyor. Yani vücutta anormal hücrelerden oluşan kitlelerde kendini genelde gösteren bir hastalık meme kanseri. Kanser dediğimiz zaman evreleri oluyor mutlaka değil mi? Göğüste de böyle mi hocam? Evet. Farklı evreleri, yani devam eden, hiçbir zaman beklemeyen bir hastalık süreci. Şimdi memedeki kanserler için şunu söylemek lazım. Henüz daha yayılma ihtimali olmayan kanserler var. Bunlara duktal karsinoma in situ diyoruz. Memede bir kitle oluşuyor, aynen kanser. Zaten bir aşama öteye gitse kanser olacak. Ama kanser olmadan yakalanan bazı kanserler var. Bunlar duktal karsinoma in situ. Sadece memede sınırlı kalıyor. Genelde çoğunluğu için söylüyoruz. Başka organlara sıçrama ihtimali hemen hemen yoka yakın oluyor. Bu aşamadaki meme kanserleri farklı. Bir de meme kanseri var. Yani başka organlara sıçrama özelliği olan. Bunlar da invaziv duktal karsinom dediğimiz. Yani patolojik tiplemeleri farklı oluyor bunların. Bunlar maalesef dediğim gibi memede belli bir dönemde başlıyor. Memede sonra hızla büyüyor ya da yavaş yavaş büyüyor. Büyüme paternine ya da yayılma özelliğine göre başka organlara sıçrıyor. Nereye sıçrıyor? Kemiğe sıçrayabiliyor, karaciğere sıçrayabiliyor, akciğere sıçrayabiliyor, diğer organlara yayılabiliyor. Lenf bezlerine yayılabiliyor. Yani en sık herhalde lenf bezlerine. Önce kendi komşuluğundaki koltuk altı lenf bezlerine ya da kaburga kenarı lenf bezlerine yayılabiliyor. Peki erken dönemde özellikle söylediğiniz meme başı bozukluğu, şekil bozukluğu ya da göğüste ağrı olması bir belirti olabilir mi? Mesela şey denir ya hocam, ağrılı olan hiçbir kitle kanser değildir. Böyle bir inanışımız var. Şimdi ne diyeceksiniz? Şöyle, ağrılı kitleler genelde gerçekten iyi huylu kitleler. %90 neredeyse ağrılı kitleler eşittir iyi huylu hastalıklardır. Memede birden fazla kitle varsa, kadının hem sağ memesinde hem sol memesinde ele gelen kitleleri varsa bunlar genelde iyi huylu hastalıklardır. Hem ağrı hem şişlik birlikte ise genelde iyi huylu hastalıklardır. Birden çoksa daha iyi huylu olmasılığı yüksektir. Ama hiçbir zaman
bu ağrılı bir nasılsa şişlik. Ben bunun için doktora gitmeme gerek yok diye yanlış bir kanı oluşmaması gerekiyor. Kadının eline memesinde gelen bir kitle varsa ve bu kitle bir sonraki adetten sonra da, yani adet gören kadın için hala memesinde varsa, menopoza giren bir kadında da bir sonraki aydaki muayenesinde yine hala bu kitle varsa lütfen doktora başvursunlar. Çünkü memedeki kitle her zaman için önemli olan, bu iyi huylu bir hastalık mı, kötü huylu bir hastalık mı, bunu mutlaka anlamak gerekir. Lazım. Meme başı akıntıları için de şunu söylemek lazım. Meme başı akıntısı genelde ne zaman olur? Gebelikte olur. Süt verme. Yani emziren bir kadında meme başı akıntısı olacak. Bu da süt şeklinde olacak. En doğal bir süreç. Süt verme dönemi bittikten sonra da sona erecek. Emzirmeyen bir kadında süt gelebilir. Beyaz akıntı, şeffaf akıntı olabilir. Kanlı meme başı akıntısı olabilir. Yani genelde emzirme dönemi dışındaki akıntılara hep patolojik gözle bakmak lazım. Yani niçin bir kadında meme başı akıntısı? O mutlaka doktora başvuracak. Doktor bunun bir hormonal hastalık mı, iyi huylu mu olduğunu o karar verecek. O karar verecek. Yani detaylı bir şekilde, çünkü meme başı akıntılarını anlattığımızda kafa karışabilir. Ama gebelik ve emzirme dönemi dışındaki meme başı akıntılarını genelde en azından patolojik kabul edip mutlaka bir hekim tarafından adının konulmasını önermemiz gerekiyor. Peki biz mesela yılda bir kontrole gidelim diyoruz ya, bunun dışında biz evde muayene yöntemleri var. Biraz o konuda da sizden bilgi alalım hocam. Kendi kendimizi nasıl muayene etmeliyiz? Hangi dönemlerde etmeliyiz? Ya da ne kadar sıklıkla bunu uygulamalıyız? Şimdi sloganımız bence şu olmalı. Memede erken tanı hayat kurtarıcı. Doktora gitmeyen kadınlar için ne yapmamız gerekiyor? Zaten kendi kendine meme muayenesi herkesin kendi evinde yapabilecek en basit şey. 20 yaşından itibaren her ay adetin birinci gününü bir sayıp bitiminden sonra, yani 7. gün ile 15. gün arasında, ama mümkünse ilk hafta içinde olsun ki memelerin hormonal etkisinin en az olduğu dönem, o adetteki yoğunluk, ağrının, şişkinliğin olduğu dönem bittikten sonra kadın banyodayken kendisini muayene etsin diyoruz. Üç parmağının iç yüzünü kullanarak memenin derisi ile arkadaki kaburga arasında memeyi sıkıştırıp hem dairesel hem de ışınsal olarak dıştan içe, içten dışa memeyi muayene edip her ay aynı dönemde, ayda bir kere yapmak yeterli. Dediğim gibi 2 ay üst üste muayene ettiğinde eline bir sertlik geliyorsa, bu kitlenin acaba gerçekten ne olduğunu anlamak için bir doktora başvurmasını öneriyoruz. Kendi kendine meme muayenesi düzenli yapılmalı. Yani ben bu ay yaptım ya, unuttum, bir yıl sonra bir daha yapayım. Böyle yapıldığı zaman zaten bir anlamı yok. Farkındalığı artırmak amacımız, kendi mememizi tanımak. Zaten hiçbir kadın bir genel cerrah kadar, çok meme muayene eden bir doktor kadar tabii ki memesini çok anlamayabilir. Zaten bize hasta geliyor, diyor ki ya ben meme muayene ediyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Bu gayet doğal, ama bunu düzenli yaparsak ve her ay aynı dönemde mememizi muayene edersek, kendi memesinin dokusunun özelliklerinin farkına varıp dediğim gibi memedeki değişiklikleri de anlamış oluyor. Aslında o yüzden, orada bir kitle oluştuğunda hemen ele gelecek şey ve hissetmiş olacak. Hiçbir şey yapmamaktansa ilk yapılacak şey kendi kendine meme muayenesi. Yoksa bütün istatistiksel çalışmalar aslında kendi kendine meme muayenesiyle de çok erken aşamada meme kanserlerinin yakalanmadığını gösteriyor. Ama hiçbir şey yapmamaktansa birinci basamak kendi kendine meme muayenesi çok önemli. Dediğim gibi adet gören kadınlarda adetin bitiminden hemen sonra, menopozdaki kadınlarda da her ayın belli günü, 1'i olur, 15'i olur, 30'u olur, kendine bir takvim belirleyip ayda bir kere mutlaka muayene etmeli diyoruz. Peki meme kanserinden korunma yolları var mı hocam? Şimdi korunma yolları aslında tüm kanserlerden korunma yollarıyla aynı. Bununla ilgili tabii ki tonlarca araştırma yapan dernekler var, enstitüler var. Onların önerdiği şey meme kanseri için de aynı. Sağlıklı olun. Yani sağlıklı olun, bol sebze tüketin, yürüyüş yapın, fit kalın. Yani kendinize göre vücut ölçüleriniz ideal olsun. Ne aşırı şişman ne aşırı zayıf olmayın. Alkol tüketimini mümkün olduğu kadar kesinlikle azaltılması öneriliyor. Çünkü biliniyor ki artan alkol tüketimi maalesef meme kanseri riskini de artıyor. Sigara olabildiğince tüketmemeye çalışın, sigaradan uzak durun. Yürüyüş yapın, spor yapın, suyunuzu bol için. Dengeli yaşayın, dengeli beslenin ve düzenli uyku. Yani önerilenler maalesef, bundan öte bir şey yok. Evet. Şişmanlıkla ilgili bir sürü çalışma yapılıyor. İşte hem işte meme kanserinde hem diğer kanserlerde. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskini, şişmanlığın kesinlikle arttırdığını biliyoruz, ama genç kadınlarda çok bilinmese de
şişmanlık, obezite aslında vücuttaki birçok hastalığı tetikliyor. O yüzden de meme kanserinden korunmak için de önerilen şey ideal kilo. Çok önemli gerçekten. Peki doğum yapmak, emzirmek de kanserden koruyucudur diye bir bilgi var. Sizce doğru mu hocam bu? Şimdi tabii ki o. Yani zaten meme kanserinden hani risklerini azaltmak için riskleri arttıran faktörler nelerdir, azaltan faktörler nelerdir dediğimizde erken adet gören kadın, geç menopoza giden kadın, 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapan kadın, bunlarda maalesef risk biraz yüksek. Kadın yaşının artması, yani 50 yaş üstü kadınlarda meme kanseri görülme riski artıyor. Kadınlarda erkeklere göre 100 kat daha fazla meme kanseri gözüküyor. Çünkü bu meme kanseri kadınların hastalığı. Uzun müddet menopozla ilişkili dönemde hormon replasman tedavisi alan hastalar var. Bu özellikle 5 yılı geçmişse, 5 yılı geçen hormon replasman tedavileri meme kanseri riskini arttırıyor. Ama artık Türkiye'de de bütün kadın doğumcular bilinçlendiği için uzamış hormon replasman tedavileri menopoz dönemindeki kadınlarda artık eskisi gibi Türkiye'de de yapılmıyor. Bu konuda bilinçlenildi. Bunlar meme kanseri riskini arttıran özellikler. Uzun emzirmek, çok çocuk doğurmak, erken yaşta doğum yapmak bunlar tabii ki koruyucu faktörler. Meme kanseri ama 9 çocuk doğuran bir kadında da meme kanseri görebiliyoruz. Yani ben koruyucu kesin faktörlerim bende var, bende olmayacak, benim hiç doktora gitmeme gerek yok diye bir kanı. Yanlış. Kesinlikle yok. Peki özellikle basında da çok duyduk hocam. Angelina Jolie'nin yaptığı göğüslerin içini boşalttırmak gibi bir operasyon var. Bunun da bir tıbbi adı var sanıyorum ama Türkiye'de öneriliyor mu? Kadınlara önerdiğiniz bir yöntem mi bu? Şimdi genetik meme kanserlerine giriyor bu konu. Genetik meme kanserleri Türkiye'de de var. Türkiye'de de bilinçlenen bir kadın grubu var. Yani Türkiye'nin maalesef doğusuyla batısı farklı yaşıyor. Özellikle doğru. İstanbul'da kadınlarımız artık uzun eğitim döneminden geçiyor. Ciddi çalışma hayatları var. Ve maalesef ilk doğumlarını geç yaşta yapıyorlar. Geç evleniyorlar. Bu kadınlar bilinçlendiği için bizim meme polikliniğine başvurup genetik danışmanlık alabiliyorlar. Aslında genetik danışmanlık medikal onkologların daha çok vermesi gereken bir uzmanlık alanı. Ama biz de tabii ki bize başvuran hastaları aydınlatmak zorundayız. Yapılan şu. Size başvuran hastanın ailesinde dediğim gibi 2'den fazla kadında özellikle genç yaş meme kanseri ya da yumurtalık kanseri varsa ya da bir takım genetik kanserler var. Bunlar ailesinde varsa size tabii ki soracağı sorular arasında ben ne yapmalıyım geliyor. Bunların başında hastalardan tabii ki biz bir takım testler ve tetkikler istemek zorundayız. Bunlardan birisi de BRCA 1-2 denilen genetik taramalar. Türkiye'de de bu yapılıyor. Genetik taraması yapılıp gelen hasta grubu olabilir. Sadece aile öyküsüyle gelen hasta grubu olabilir. Bunlarda yapılması gereken dediğimiz gibi hiçbir zaman 40 yaş altı bir kadına senin ailendeki riskinden ötürü memenin içini boşaltacağız, içine silikon yerleştireceğiz demek. Bunun adı tıpta profilaktik subkutan mastektomi. Türk kadını da maalesef memesini bırakın yani koruyucu amaçlı aldırmayı, meme kanseri olduğunda bile sonuna kadar korumak yönünde bir tedavi varken bunu önermek açıkçası çok kolay olmuyor. Ama Angelina Jolie'deki olay koruma amaçlı yapılan, ileride meme kanseri riskini en minimalize etmek için memenin içini boşaltıp meme dokusunu alıp İçine protez yerleştirilmesi ya da doku konulması ameliyatları grubuna giriyor. Yapılabiliyor, araştırılabilir. Eğer çok yüksek risk taşıyorsak, eğer doğurma sürecimiz de bittiyse belki 40 yaş, 45 yaş sonrası grupta tercih edilebilir. Hasta da kabul ediliyorsa karşılıklı oturup konuşarak dediğim gibi cerrahi tedavi önlenebilir, ilaç tedavisi önlenebilir, bir takım tedaviler var. Bunlar hastayla konuşulup tartışılır. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel bilgiler aldık. Başka bir programda sadece cerrahiden de bahsedelim istiyorum. Tabii neler ki yapıyoruz? Kadınların tepkileri nasıl oluyor? Özellikle cerrahi müdahaleye ama artık zannediyorum meme alındıktan sonra protezle de tamamlanabiliyor erken herhalde. Erken evredeki meme kanserinde zaten koruyucu meme cerrahisi yapıyoruz. Memeyi almıyoruz. Memenin sadece bir kısmını alıyoruz. Koltuk altını artık eskisi gibi zaten almıyoruz. Sadece koltuk altına bekçi bezeyi alıyoruz. Evresine göre gerekirse koltuk altına bir temizlik yapılıyor ama eskisi kadar geniş temizlik yapılmıyor yine. Ya da memedeki hastalığın durumuna göre memenin içi temizlenip içine protez yerleştirilebiliyor ya da doku kaydırılabiliyor. Bunların hepsi yapılabilecek cerrahi teknikler. Hepsi yapılabiliyor ama detaylı olarak da konuşalım isterim Sevim Hocam. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Sevgili izleyiciler, çok önemli. Kadınlar için çok önemli bir konudan bahsettik ama bunu söylerken hocam erkeklerde de meme kanseri görülebiliyor. Ben bitiremiyorum sizinle programı.
ama maalesef erkekler de dikkatli olsunlar. Tabii ki. Kendi kendine özellikle kontrollerini yapsınlar. Özellikle ileri yaş erkeklerde meme kanseri, görülebiliyor. Yani memede ele gelen kitlesi varsa mutlaka onlar da başvuracaklar. Bir genel cerrahi uzmanına gidecekler sevgili izleyiciler. İlk bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümümüzde yine çok değerli bir hocamızla birlikte olacağız. Operatör Doktor Ömer Sekmen geliyor. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Bel ve boyun fıtıklarından bahsedeceğiz. Beliniz ya da boynunuz ağrıyorsa ayrılmayın, hemen geliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Sağlık Hattı tüm hızıyla devam ediyor canlı canlı. Çok değerli bir hocamız şu an stüdyomuzda, Operatör Doktor Ömer Sekmen bizimle birlikte. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizleri sağ olun. İyi, çok sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Çok eskiden beri tanışırız hocamıza. Mutlaka aranızda tanıyanlar da vardır. Ününden mutlaka faydalanmış, tecrübesinden izleyicilerimiz de vardır diyorum. Hocam, beyin cerrahisi uzmanısınız siz. Bel ve boyun fıtıklarını konuşacağız. Bazı izleyicilerimiz hala ikisinin ilişkisini tam oturtamayabiliyorlar. Genelde hep belimiz, boynumuz ağrıyınca biz ortopedistlere gidiyoruz. Niye bir beyin cerrahına gelmemiz lazım? Çünkü ikisi de omuriliği ilgilendiren bölgede. Omurilikten çıkan sinirlere ve omuriliğe temas ediyor. Bir sorun olduğunda zaten ya omurilikte sorun yaratıyor ya da omurilikten çıkan kolumuza, bacağımıza dağılan sinirlerde sorun çıkıyor. Sinir ve omurilik etrafında olduğu için daha çok hemen tamamıyla bizimle ilgili bir branş. Dolayısıyla bizim bir beyin cerrahına mutlaka gitmemiz gerekiyor. Peki bel boyun fıtığı deyince hocam, genelde belirtilerinden başlayalım istiyorum. Özellikle sadece belde ve boyunda mı ağrı yaratır fıtık olunca hocam? Aslında daha çok omurilikten çıkan siniri etkilediği için o sinire dokunduğu uzvu ağrıtır. Yani kola giden sinire dokunuyorsa kol ağrır, bacağa giden sinire dokunuyorsa bacak ağrır. Bizim hatta bazen hastalarla bu tür diyaloglarımız oluyor. Bacağı ağrıyor diye geliyor hasta, ortopediye gidiyor. Ortopedi bize gönderiyor, bu bizlik değil diye. Biz muayene ediyoruz, diyoruz ki siz bel fıtığı olmuşsunuz ama benim belim ağrımıyor ki diyor. Yani bazen hatta çoğunlukla bel ağrısı yapmayabiliyor. Yapmıyor. Boyun fıtığı da aynı şekilde aynı mi hocam? Şekilde, o da kola vuruyor. Boyunda biraz daha sık boyun ağrısı oluyor. Yani sadece kol ağrısıyla gelen şey daha az. Çünkü boyunun geçtiği, boyundaki bölge çok daha dar ve omuriliğin geçtiği bir alan. Orada bir fıtık olduğu zaman mutlaka oradaki omurilik, diğer dokular da etkileniyor ve ister istemez farkında olmadan boynumuzda kasılmalar yaratıyoruz. O kasılmalar hem boyun ağrısına hem de omuz, sırt ağrılarına sebebiyet veriyor. O yüzden biraz daha nadirdir sadece kol ağrısıyla gelmek. Yani boyunda ağrı ve kol ağrısı, özellikle de bacağı vuran bir ağrımız varsa mutlaka bir beyin cerrahına gideceğiz. Tabii. Fıtık söz konusu olabilir fıtığın. Evet. Çok net belirtileri. Başka belirti veriyor mu hocam fıtık? Tabii, uyuşukluk ve en önemli, en bizi tedirgin eden belirtisi de kuvvet kaybı. Etkilediği sinirin gittiği adele grubunda kuvvet zafiyetine sebep olabiliyor. Hatta o adelede erimeye sebep verebiliyor. Bunlar zaten o fıtığın çok ileri aşamada olduğunu gösteriyor. Yani aslında önce biraz ağrıyla başlayıp sonra uyuşma, sonra uzuv kaybı gibi mi, güç kaybı gibi mi ilerliyor? Ağrıyla uyuşma aynı anda başlayabilir. Daha ileri aşamalarda kuvvet kaybı kendini gösterir. Peki Allah korusun böyle bir şey söz konusu olursa ameliyat sonrası kuvvet kaybını geri kazanabiliyor muyuz hocam? Eğer kuvvet tamamen sıfırlanmamışsa o sinirin tamamen kopmadığının göstergesidir. Ameliyatla biz o fıtığı alabilirsek o sinir kendini toparlıyor ve kuvvet tamamıyla kendine dönüyor. Ama his kaybı bazen, çoğunlukla geri dönüyor ama bazen azalmakla birlikte tamamen geri dönmüyor. Ufak bir his kaybı kalabiliyor. Bunun bir süresi var mı hocam? Şimdi biz özellikle Türkler biraz daha şeyiz ya, geç doktora gidelim, hep ihmal ederiz ya. Bir süresi var mı? Mesela bir sene eğer ağrımaya ve uyuşmaya başladıysa bir sene vaktimiz var. Sonra mı organ kaybına, yani duyu kaybına gider? Böyle bir süresi var mı ya da yok, hemen mi gitmemiz lazım? Süre tanımlayamıyoruz. Çünkü hastanın hastaya değişen belirtileri oluyor. Bazı hastalar çok ani bir ters hareketle, işte belim tutuldu, bacağım tutuldu diye geliyor, yapıyoruz muayenesine. Kuvvet kaybı var, his kaybı var, MR'da ciddi fıtık var. Bunun bekleyecek hali yok, bunun derhal ameliyat olması lazım. Ama bazı hastalar var, yine
bel ağrısı var, bacak ağrısı var ama kuvvet kaybı yok. His kusuru çok belli belirsiz. MR'da da böyle belli belirsiz bir baskı ve fıtık var. Onu takip etmek daha doğru. Daha doğru. Peki her fıtık ameliyatlık mıdır? Bu soru bizim çok kafamızı karıştırıyor hocam. Nasıl açıklarsınız? Güzel bir soru. Her fıtık ameliyatlık değil. İşte demin söz ettiğim şekliyle eğer ciddi bir kuvvet kaybı, ciddi bir his kusuru ve dayanılmayacak ciddi ağrısı varsa bunlar aslında ameliyat endikasyonlarını gerektiriyor. Bazen kuvvet kaybı olmuyor, his kusuru olmuyor ama çok şiddetli ağrı oluyor. Özellikle boyun fıtıklarında. Burada zaten hastanın kendisi sizi zorluyor. Yani beni bu ağrıdan kurtar da nasıl kurtarırsan kurtar şeklinde. Bu da cerrahi endikasyon sınırlarına sokulabilir. Mesela ameliyat dışı tedavilerden de çok kısa sizden bilgi isteyeceğim ama ameliyat sonrası bütün bu şikayetlerimiz hemen mi ortadan kalkıyor? En çok merak ettiğimiz şey bu aslında ama bir telefonumuz var, çok bekletmeyelim, alalım onu. Merhaba, hoş geldiniz diyelim. Alo. Ses alamıyoruz ama alo, merhaba. Bir daha deneyelim. Bekliyoruz biz bağlanırsanız sorularınızı sevgili izleyiciler. 0212 912 0403 numaralarımız. Şu an bir sorun oldu ama tekrar bağlamaya çalışacağız canlı yayında. Hazır hocamız buradayken canlı canlı kendiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Alo diyeyim bir kere daha. Alo, yok maalesef. Bir şanssızlık oldu herhalde. Siz de aramaya devam edebilirsiniz. Peki hocam, cerrahi müdahalenin detaylarını da öğrenmek istiyorum mutlaka sizden. Zor ameliyatlar mı, korkacak mıyız vesaire ama diyelim ki cerrahi müdahaleye karar verdiniz. İnanılmaz ağrılarımız var ama müdahale yapıldıktan hemen sonra pat diye ağrımız kesiliyor mu gerçekten? %90 oranında kesiliyor. Çok güzel. Özellikle bu bacak ya da kol ağrısı hemen neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Geriye kalan ağrılar da işte ameliyatın yarattığı, etraf dokularında yarattığı hasarlardan kaynaklanan ağrılar. Yani sizin samimiyetinize de dayanarak hocam. Çünkü fizik tedaviye gidiliyor, bir takım iğneli enjeksiyonlar yapılıyor vesaire. Hangi izleyicimiz arasa bizi hocam? Ben fizik tedaviye gittim, iğneler yaptırdım, işte akupunktur, kupa tedavisi, onu denedim, bunu denedim. Bir türlü fıtığım geçmedi, ağrılarım da geçmedi diyorlar. Onlar gerçekten artık ameliyatlık hastalar mı olmuş oluyor? Şimdi burada tabii ağrının şeyini, cinsini ortaya koymak lazım. Yani bel ağrısı ve boyun ağrısı, omuz ağrısı %90'ını fıtığa bağlı değildir. Yani başka çevre dokulardaki başka problemlerden kaynaklanan ağrılardan olabilir. Yani her bel ağrısı, her boyun ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı demek değildir. O yüzden de bu ağrının karakterine göre belirlemek lazım şeyi, yaklaşımı. Eğer sadece boyun ve bel ağrısı varsa bunun sebebini araştırıp ona göre tedavi planlamak lazım. Fizik tedavi, akupunktur vesaire vesaire. Yani manipülasyon bile belki yararlı olabilir onun için. Ama fıtık varsa o zaman demin söylediğim detaylandırmaya girmek lazım. Sinirlerde, omurilikte herhangi bir hasar belirtisi varsa o cerrahiye daha yakın demek. Daha yakındır. Telefonumuz attaymış. Merhaba, hoş geldiniz diyelim. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hemen sorunuzu alalım, buyurun. Alo. Duyuyoruz biz sizi. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Ben belim ağrıyor. Ses gitti yine. Bir cızırtı vardı. Alo. Başım ağrıyor. Neresi ağrıyor? Başım ağrıyor. Şu anda bel ve boyun fıtıklarından bahsediyoruz ama baş ağrınız ne zamandır devam ediyor? Kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım. Evet. Fıtıkla ilgili bir sıkıntınız var mı? Yani şikayetim yok ama ben... Herhalde bir sıkıntı var. Şöyle yapalım, rejiden rica edelim yönetmenimden. Tekrar tam olarak alabilirsek siz de iletebilirsiniz bana sorunuzu. Çok teşekkür edeyim çünkü sesi çok cızırtılı alıyoruz. Tam anlaşmamız da mümkün olmuyor. Bir de başım ağrıyor dedi, sanıyorum çok da konumuzla ilgili olmayacaktı. Şimdi konumuzla ilgili değil ama boyun fıtıklarında baş ağrısı, özellikle öyle sinir mi? Bozucu bir baş ağrısı olabilir. Enseden yukarıya doğru çıkan ağrılara sebep verir. Yani fıtık da söz konusu olabilir. Olabilir tabii. Tekrar soralım izleyicimize. Biz devam edelim hocam. Biraz cerrahiye de girelim istiyorum. Yani mesela diyelim ki geldi, bu tetkikleri yaptınız. Gerçekten sinirlerde bir zedelenme var ve artık ameliyatlık dediniz. Nasıl bir süreç bekliyor hastaları? Bel fıtığından başlayalım isterseniz. Operasyonu hazırlıyoruz. Evet. Anestezi uygunluğu, ameliyata uygunluğu açısından değerlendirdikten sonra bizim uyguladığımız cerrahi sistem mikro cerrahi sistem.
Yani hem boyun hem bel fıtığında kullandığımız sistem mikrocerrahi. Küçük bir kesiyle dokuların içerisinden geçip direkt fıtığa ulaşıp çok kemik ve diğer dokulara fazla hasar vermeden direkt fıtığa müdahale edip orayı temizliyoruz. Hı hı. Hem boyun fıtığında hem bel fıtığında. İkisinde de aynı yöntem, mikrocerrahi. Aynı yöntem, evet. Ama boyun fıtığında bir ekstra eylemimiz daha oluyor. İki omurga arasındaki kıkırdağı boyun fıtığında tamamen temizliyoruz. Hı. Onu tamamen aldığımız için orada bir çökme olabiliyor. O çökmeyi engellemek amacıyla iki omurga arasına o kıkırdağın yerini tutabilecek bir parça, hı hı, ilave ediyoruz oraya. Hı hı. Bir tek o fark var belli. Peki mesela süresinden bahsedecek olursak ne kadar ameliyatta kalınıyor bel fıtığı ameliyatına ya da şimdi bel fıtığı ameliyatı şeye bağlı. Hastanın anatomik durumuna, fıtığın durumuna, kanamaya, o anki yaşadığımız şeyler. Bu 20 dakikada sürebiliyor, 2,5 saatte sürebiliyor. Hı. Yani bunu bir standarda sokmak çok zor. Ama ortalama 1 saat, 1,5 saat gibi bir şey diyebiliriz. Peki ameliyat sonrasında hasta ne hissediyor? Hemen ağrılar tamamen geçmiş oluyor. %90 neredeyse geçiyor dediniz. Ya özellikle yaptırmışım diyorlar mı? Boyun fıtığında çok dramatik düzelme oluyor ve çok mutlu oluyorlar hastalar. Hatta bazıları boyun önden açıldığı için bir korku oluyor. Ameliyattan çekiniyorlar. Ve uzatıyorlar bizim ameliyat önerimize, direniyorlar bir süre. Ameliyattan sonra şunu duyuyorum ben %80 hastalarımda, ya ben niye direnmişim bugüne kadar? Keşke daha önce keşke yaptırmışım. Keşke daha önce ameliyat olsaydım. Yaptırsaymışım diyenler daha diyorlar, çok oluyor evet, çoğunlukla herhalde. Çoğunlukla o yanıtı korkacak alıyoruz. Bir şey yok. Peki mesela yaşlı hastalarda da bu cerrahi müdahaleler yapılabiliyor mu? Farklı rahatsızlıkları muhakkak, mesela. Ama yaşlılarda biz salt fıtıkla pek karşılaşmıyoruz. Çünkü o kireçlenme dediğimiz süreçle de bozuluyor omurga yapısı. Hı hı. Fıtığı temizlemek yetmiyor orada. Kanalda darlıklar oluyor. İşte kemiklerde kireçlenmeler oluyor. Onları da temizlemek gerekiyor. Bazen stabilizasyon bozuklukları ve sistem bozuklukları, yani omurgada eğrilik vesaire gibi bozukluklar oluyor. Bunlara ilaveten vidalar takabiliyoruz. Yani onları düzeltmek için. Yaşlarda biraz daha komplike olabiliyor. Hı hı. Ama yine de yapılabiliyor. Muhakkak. Ağrısız yaşamı onlar yani da hak bize ediyorlar. Anestezi, tabii. Kalbi, akciğeri izin verdiği oranda hangi yaşta olursa olsun her hastayı ameliyat ediyoruz. Hı hı. Peki bütün bunları konuşurken hocam, mesela bir anda ani bir hareket yapınca bu fıtık patlar, yoksa bu bir süre gerektiren bir hastalık mı sizce? Çoğunlukla bir süredir. Yani bizim mikro travma dediğimiz işte oturuş bozukluklarından, otobüs ya da minibüste seyahat ederken o kasislere girip çıkmaktan ya da mesleği gereği belini ve omurgasını çok yormaktan mikro travma dediğimiz travmalar oluyor. Yani omurganın taşıyıcılarından biri olan o kıkırdak yapıda dejenerasyon baş göstermeye başlıyor. Bir süre sonra artık bu dejenerasyon şeye tahammül edemiyor, travmalara. O mikro travmaların üstüne çıkan büyük bir travmayla karşılaştığı zaman da fıtık olayı ortaya çıkabiliyor. Nadir olarak da hiçbir şey yokken, her şey doğalken öyle bir hareket, öyle bir ters bir davranışta bulunursunuz ki oradaki dokular yırtılır ve o tertemiz, taze kıkırdak birdenbire omurilik kanalına fırlayabilir. Bununla da rastlıyoruz. Rastlanabiliyor. Peki mesela aşırı kilolar fıtığı tetikleyen bir şey midir? Muhakkak. Yani şimdi normalde kilosu 60 kilo olması gereken bir insan 80 kiloysa sürekli 20 kilo küfe taşıyan bir insan halindedir. Yani bir hammalda normal çalışan bir insana göre fıtık olma ihtimali ne kadar yüksekse, hı hı, 20 kilo fazlalığı olan bir insanın da fıtık olma ihtimali o kadar yüksek olacaktır. Hı. O yüzden de kilo çok önemli bir faktör. Çok önemli bir faktör. Açısından. Bir de ağır spor yapmak da herhalde biraz riskli olabilir değil mi hocam? Ağır spor eğer bilinçli yapılırsa, hı hı, çok fazla etkilemez. Çünkü spor yaparken omurgayı destekleyen adellerimizi güçlendiriyoruz, hı, biz. Ben de gençliğimde ağır spor yaptığım için onları biliyorum. Karın adellerini, sırt adellerini, bel ve karının iç adellerini geliştirici egzersizler yapıyoruz. Hı hı. Onları yaparken de nasıl ağır kaldıracağımızı ya da nasıl hareket edeceğimizi
öğreniyoruz. Bunlara dikkat edersek pek sorun olmuyor ama dikkat etmediğimizde yani bir halteri bilinçsiz bir şekilde kaldırırsak muhakkak ki zedeleriz. Zedelenme olacak, evet. Allah korusun sakatlığa kadar gidebilir. Tabii. Peki ameliyat sonrası tekrar eder gibi bir bilinç de var. Yani böyle bir yaygın bilgi var. Ne diyorsunuz hocam? Dünya literatüründe yani bu ameliyatlar yapılıyor. Sonra hastalar takip ediliyor. Onlardan geri dönüşler alınıyor. Bunlar istatistiki ortamlara atılıyor. Bütün dünya literatüründe %15 ila %3 arasında aynı mesafeden tekrar nüks ihtimali var. Yani 100 hastayı ameliyat ediyorsunuz. 15 ile 3'ü toplayın ne eder? 18 2'ye böl 9. %9 ortalamayla bir nüks şansı nüks var. Nüks ihtimali var ama %9 da çok yüksek bir rakam değil, sayılmaz. Tabii. Bir telefonumuz daha varmış. Kamil Bey arıyormuş bize. Hoş geldiniz. Alo. Efendim buyurun. Yine telefonlarımızda bir sorun var herhalde. Kamil Bey arıyor bizi İzmir'den. Hatta ama benim alo efendim, diyelim alo. Tekrar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hemen Ömer hocamıza sorunuzu alalım. Buyurun. Ömer hocam merhaba. Merhaba. Ben bundan 6 ay kadar önce bir sol dizimin alt kısmının sağ tarafında bir ağrıdan dolayı bir ortopedi doktoruna gittim. Benim de hiçbir ağrı olmadı halde bu ağrının küçük bir fıtıktan kaynaklandığını söylediler bana. Küçük bir fıtık olduğunu söylediler. Bu ağrı geçmedi yani. Ben bir kas ağrı sandım fakat inanamadım. Benim de bir sıkıntı olmadı halde neden bu ayağıma vurdu diye. Bana fizik hareketleri verdi. Bak ameliyata gerek olmadığını, bu ameliyatın gereksiz olduğunu söylediler. O fizik hareketlerinden bunun geçebileceğini söyledi. Fakat ben o müberriklere programı uzattığım halde geçmedi. Bu ağrım devam ediyor. İlk de bunun için ameliyat mı olmam gerekiyor? Şimdi bu da güzel bir güzel problem bir aslında. Burada fıtığın küçük olduğu söyleniyor. Ağrısı var, ağrı yakınması var. Çeşitli bu tedaviler belki denendi, egzersizini yapıyor ama hala düzelmiyor. Bunun için bizim verdiğimiz kritik süre 3 aylık bir süredir. 3 ay süre içerisinde yaptığımız tüm tedavilere bu ağrılar direniyor ve fıtık orada radyolojik olarak görünüyorsa o zaman cerrahi kararı verilebilir. Çünkü o zaman rahatlayacaktır hasta. Evet, yalnız farkındaysanız hala Kamil Bey çok fıtık olduğuna inanmıyor gibi. Tabii, bacağı işte bacağı ağrıdığı için. Demin konuştuğumuz evet, gibi. Evet, çok haklısınız hocam. Fıtıkların birçok kısmında aslında kol ya da bacak ağrısı olur. Bel ağrısı ya da boyun ağrısı olmaz demiştik. O da bir örnek oldu. Evet. Yani bu anlamda tekrar doktora gidecek Kamil Bey. Ona göre de bir yol çizilecek tekrar. Eğer cerrahi müdahale gerekiyorsa da. Peki fıtığın küçüklüğü ya da büyüklüğü ameliyatın komplikasyonunu etkiler mi? Ya da ameliyatın zorluğunu etkileyen bir şey mi hocam? Çok fazla etkilemez ama bazı fıtıklar vardır ki bunlar omuriliğin zarını yaralamıştır. Omurilik zarından içeri girmiştir. İşte bunlar biraz problemdir. Onlar ameliyatın seyrini, hastalığın seyrini çok değiştirir. Çünkü orada biraz daha açılış farklı olacaktır. Adeta bir omurilik tümörünü boşaltır gibi o diski boşaltmak gerekecektir. O zarın tamir edilmesi gerekecektir. Eğer o fıtık o omurilikten çıkan sinirlerin birçoğuna zarar verdiyse onların düzelmeme ihtimali olacaktır. O yüzden fıtığın büyüklüğü eğer çok marjinal, çok aşırı bir büyüklük ve durada hasar varsa o zaman problem çok yüksek. Çok. Peki mesela diyelim Kamil Bey bunu ihmal etti hocam. O ağrıya dayandı bir şekilde. Yani Kamil Bey üzerinden örnek veriyorum ama birçok kişi bunu yaptığı için izin isteyerek tabii ki Kamil Bey'den ağrı kesicileri içti hocam, erteledi. En son gelecek seviye ne olur sizce? Yani işte dediğim gibi yani ben artık bu ağrıya dayanamıyorum. Biz muayene ediyoruz, onda bir kuvvet kaybı, his kusuru bir şey bulamıyoruz. Ama onun da bir yaşantısı var ve bu benim artık hayatıma konforlu yaşamıma etkili oluyor. Dediğinde yine bir cerrahi endikasyon alınabilir. Mutlaka şey olacak. Çünkü artık bel fıtıklarında başarının yüzdesi çok yüksek. Yani bu mikro cerrahi çıktıktan sonra özellikle %95'lere 97'lere varan başarı şeyi var, yüksekliği var. Çok güzel. O yüzden de yani cerrahiden de çok kaçınmamak gerekiyor. Yani eğer çok o cerrahi fıtık, düşünmüyoruz. Evet. Ama hayat zorluyorsa o zaman da cerrahiden kaçacak bir evet, şey. Evet yani her fıtık ameliyatlık değil ama değil. Ameliyata karar verildiyse diyor hocamız hem kaçmaya ameliyat yöntemi gerekiyor. Kolay hem ameliyat sonrası konforlu değil mi hocam? Evet. Yani korkulacak bir şey yok bu anlamda. Bu ağrıları çekeceğinize cerrahi müdahale sayesinde
hayatınıza yeniden sıfırdan başlayabilirsiniz. Peki diyelim ki bel fıtığı ya da boyun fıtığı ameliyatını yaptınız hocam. Sonra bize sakın bunları yapma dediğiniz durumlar var mı? Tabii muhakkak. Neler mesela? Bir kere zaten ilk dönemlerde, başlangıç dönemlerinde çok ciddi ağırlıklar kaldırmamasını öneriyoruz. İkincisi ameliyattan 10 gün, 15 gün sonra mutlaka bir egzersiz programını alıyoruz. Bizim fizyoterapistler gösteriyor onu. O egzersizleri mutlaka yapmalarını öneriyoruz. Ağırlıkları nasıl kaldırması gerektiğini anlatıyoruz. Ve bu da kısaca şey, yani vücuda açı vermeden, yani rükû haline gelmeden ağırlıkları kaldırmak. Dizlerinizin üstüne çökerek ağırlığı alıp kaldırmak. Ve çok aşırı ağırlıkları kaldırmamalarını öneriyoruz. Bir de egzersizleri genelde şöyle karşılaşıyoruz. Biz hep bu yaşadığımız bir şey. Egzersizleri yaptınız biliyoruz. Bir sene sonra geliyor hastamız bize bir takım şikayetlerle. Egzersizlerinize devam ediyor musunuz diyorum. Yo diyor, devam edecek miydik biz ona? Bir ay yapıyor yani, bırakıyor. Bir ay yapıyor ve bırakıyor. Halbuki biz onları ömür boyu diye anlatıyoruz. Hatta yakınlarına da siz de yapın ki siz de fıtık, bunun gibi fıtık olmayın. Olmayın diyorsunuz. Aslında yani illa ameliyat olmak gerekmiyor bu egzersizleri yapmak için. Yani hiçbir şeyimiz yoksa da bu egzersizler tabii, sayesinde belki muhakkak fıtık olmaktan kurtulabiliriz. Tabii, yani bu sosyal yaşam içerisinde bedenimizi çok az kullanıyoruz. Sürekli oturuyoruz özellikle işte. Bir bankacı olduğunuzu düşünsenize. Evet. Yani sürekli koltukta oturan ve bilgisayarda çalışan bir insan. Onun sadece kolları çalışıyor. Başka hiçbir tarafı çalışmıyor. Ve bütün yük olduğu gibi omurgaya biniyor. Hem boyun hem bel. Onu kuvvetlendirmezseniz bir süre sonra bunu da ya sporla kuvvetlendireceğiz, aşırı kilo almayacağız. Tabii. Değil mi hocam? Muhakkak. Bunlar çok önemli. Evet. Günlük aktivite olarak mesela fıtık olmamak için en iyi aktivite sizce hangisi olabilir? Yüzme ve yürüyüş. Yüzme ve yürüyüş. En ideali yüzme tabii ama bunu sürekli yapabilecek insan bizim toplumumuzda biraz zor. O yüzden bizim basit 15 dakikalık egzersizlerimiz var. Bel egzersizleri. 10-15 dakikaya geçmez. Sabah kalktıktan, elinizi yüzünüzü yıkadıktan sonra lütfen bunları yapın. Öyle çıkın evinize diyoruz. İşinize pardon. Bunu yaparlarsa hem günleri rahat geçiyor. Yani bunu nereden biliyorum? Ben yaptığım zaman mutlu oluyorum. Günüm rahat geçiyor. Yapmadığım zaman ağrı hissediyorum ve mutsuz oluyorum. Rahatsız geçiriyorum. Yani bu bir de şey duyabiliyoruz hocam. Orada da biraz kafalarımız karışık herhalde. Bende 5 tane fıtık varmış. Boynumda 3 tane fıtık varmış. Olabiliyor mu mesela? Boyunda farklı, omur aralarında farklı fıtıklar olabiliyor şimdi mu? Şimdi burada tabii biraz meslektaşlarımızın da yaklaşım biçimlerinden kaynaklanan bir şey bu. Biz tabii cerrahi gözle baktığımız zaman biz fıtık dediğimizde bu ameliyatlık düzeye yaklaşmış ya da ameliyatlık düzeydeki şeylere fıtık diyoruz. Hafif bir taşmaya fıtık demiyoruz. Şimdi radyolog raporda tabii orada protrüzyon, herniyasyon gibi şeyler yazıyor. Protrüzyon bizim için çok önemli değil. Bir taşmadır o. Sadece omurilik kanalına doğru ufak bir taşma. Ama bunu bazı meslektaşlarımız fıtık diye yorumlayınca 4 tane protrüzyon olunca ne oluyor? 4 tane fıtığım var diye hasta geliyor. Ve ben sana fıtığın yok dediğimde de şaşırıyor hasta. Yani biraz olaya yaklaşımdan kaynaklanan bir şey. Yani benim için o protrüzyon bir fıtık değildir. Yani hekimler arasında da bu anlamda biraz görüş ayrılıkları olabiliyor. Evet, o zaman hani sana cerrahi müdahale yapılacak dediğinizde ya yani hekime güvenmek burada çok önemli. Biraz da araştırmak lazım tecrübe. Bu güvensizlik tecrübe anlamında değil, değil de mutlaka o terminolojiyi görüş, o şekilde bakış açısıyla ilgili bir şey olabilir mutlaka. Yani o arkadaş da 4 tane fıtığım var diyor ama ameliyat demiyor. Yani 4'ü de ameliyatlık demiyor ona göre. Başka tedavilerde de yönlenebiliyor. Genelde zaten fizik tedavi uzmanlarımız falan daha o terminolojiyle. Size mesela fizik tedaviden çok hasta geliyor mu hocam? Tabii muhakkak. Yani bizden onlara, onlardan bize çok gelir. Bizim bütün hastalarımız zaten, ben özellikle fizik tedaviyle çalışmasını seven bir hekimim. Ben bütün hastalarımı onlara yönlendiririm. Onların denetiminden geçmesini isterim. Ve hatta ondan sonraki kontrollerin de asıl olarak onlar tarafından yapılmasını isterim. Yani ben kontrole çağırdığımda mutlaka onları tekrar fizik tedaviye de gönderirim. Bir de halk arasında farklı tedavi yöntemleri de uygulanabiliyor. Doktor dışı uygulanan yöntemler. Öyle de size çok vaka başvuruyor mu? Hacamat vesaire. Tıbbi hacamat var. Değişik değişik olabiliyor hocam. Ne diyorsunuz? Yani çok sizce karşılaşıyoruz onlarla muhakkak. Yani çok garipleri de var. Yani benim ağrı bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde karşılaştığım bir tedavi yöntemi vardı mesela. Şeyin paket ipliği geçiriyorlar ciltten. Onu düğüm ediyorlar. İğneyle geçiriyorlar. Kalın bir paket ipliği. O tabii vücutta bir reaksiyon oluşturuyor. Ve oradan iltihap akmaya başlıyor.
O paketi geçiren arkadaş diyor ki bak belinde iltihap vardı, o akmaya başladı. Bu aktıkça iyileşeceksin diyor. Bir süre sonra onu kesiyor, çıkartıyor. O akma duruyor. Evet. Ondan sonra da kendini iyileşti olarak kabul ediyor. Kabul Şimdi bu hani söyledim ya, bel ağrılarının çoğu cerrahi değildir. %80'i hatta şey değildir diye. Bu onlara giriyor düzelmişse eğer. Onlardan düzelmekte... Bir fayda gördüm zannediyor aslında. Evet, ben düzeldim zannediyor. Zannediyor. Halbuki zaten hiçbir şey yapılması. Aman sevgili izleyiciler da, lütfen doktor dışında hiç kimseye güvenip hiçbir uygulama yaptırmayın. Yapmayın muhakkak kendi kendinize. Bir telefonumuz daha varmış İzmir'den. Yine Asuman Hanım arıyormuş bizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buyurun, var mı ağrınız? Beliniz, boynunuz, kolunuz, bacağınız, bir yeriniz ağrıyor mu? Anneciğim benim... 2 senedir dinmeyen bir bel ağrım var. Hı hı. Beliniz mi ağrıyor? Ben fıtığım var benim. Hı hı. Teşhis kondu yani. Nasıl sesiniz gelir? Yalnız bizi televizyondan dinlemeyin. Çok zor anlaşırız. Televizyonu kapatın, beni telefondan dinleyin lütfen Asuman Hanım. Olur mu? Yoksa çok zor anlaşacağız. Televizyonunuzu tamamen kapatın. Tamam, kapattım zaten. Şimdi telefondan çok rahat duyacaksınız bizi. Siz bir doktora gidip bel fıtığı teşhisi koydurdunuz mu kendinize? Evet, koydurdu. Benim bel fıtığım var ve küçük küçük. Hı hı. Küçük küçük fıtıklar var. Küçük küçük fıtıklar ve bir tane hafif büyümüş bir fıtığım var. Ama 2 senedir dinmeyen bir ağrım var. Bütün fıtlarıma sardı bu ağrılar. 3 defa fizik tedavisi oldum. Yani gece uyuyamıyorum. Gündüz yatamıyorum. Yani ne uyuyabiliyorum ne oturabiliyorum. Evet. Ne yapabilirim diyorsunuz? Bel ağrısı gibi bir ağrı değil. Hı hı. Ne diyeceksiniz hocam? Bel ağrısı şimdi mesela bel ağrısı fıtıkta. Öncelikli ise eğer ve radyolojik olarak da fıtık gözlemlemediysek, işte kuvvet kaybı his kusuru yok. Sadece bir bel ağrısı varsa ve bu ciddi anlamda onun konforlu yaşantısını etkiliyorsa şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz biz. O omurgalar arasındaki kıkırdak dokunun ciddi anlamda dejenere olduğunu görüyoruz. Ve birkaç tane dejenere olan fıtık oluyor ama bunlardan ya biri ya ikisi ağrı yapıyor. Bunu nasıl test ediyoruz? Tomografi altında o diskin içerisinde bir injeksiyon yapıyoruz biz. Eğer o sağlıksız ağrıyı yaratan diskse orada bir ağrı oluyor birincisi. İkincisi o injeksiyonla biz radyopak madde veriyoruz. Tomografide onu tetkik ediyoruz. Yıldız şeklinde parça parça yayılmışsa yani düzgün değilse o diskin gerçekten dejenere olduğunu ve ağrıya sebep olduğunu tespit ediyoruz. O diskin üstünden yükü kaldıracak cerrahi müdahalede bulunuyoruz ve hasta çok rahat ediyor. Evet, yani 2 yıl boyunca da hani tabii ne yatacak şey ne kalkacak bunu... hali kalmamış, ağrından artık bezmiş bir hasta için de bu küçük bir cerrahi müdahale sayesinde hayata yeniden dönebiliyor. Tabii. Lütfen bir beyin cerrahına ulaşın ve şu ağrılarınızdan kurtulun. Hiçbirimiz ağrılarla yaşamayı tabii ki hak etmiyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben tekrar mutlaka bekliyoruz programımıza. Sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Biz yarın yine saat 2'de canlı canlı burada sizi bekliyor olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.